Şimdi aracın başına Gökhan'ın yanına geldik. Nasılsın Gökhan? İyi, sağ ol, sen nasılsın? Allah razı olsun. Arkadaşlar Gökhan'da çok güzel bir kırmızı Jetta var. Kendisi de zaten satıyormuş. Bize arkadaşlarımız ulaştırdı. Daha önceden bir tane Jetta ticareti yapmaya gitmiştik. O arkadaş bize Gökhan numarasını verdi. Biz de dedik hem Gökhan'la bir tanışmış olalım hem arabasına bakmış olalım. Olursa olur, olmazsa en azından tanışmış kısmet, oluruz dedik. Kısmet. Kısmet. Arabası da güzel arkadaşlar. Aslına bakarsanız Jetta'da böyle kırmızı renkler, mavi renkler, böyle özel renkleri bulmak kıymetli oluyor. Biz bunun farkındayız. Araban da güzel duruyor. Arabanda hata boya yok. Hiçbir şey yok. Hiç, sadece bir marşferinde. Yani arabada ekstra bir şey çıkmaz mı? Marşferde boya var. Plastik parçada var. Aynen. Arabanın kalanında herhangi boy yok. Şimdi arabaya hep beraber bakacağız arkadaşlar. Arabanın başına geldik. Müsaade var mı? Tabii buyurun. Keyfime göre bakıyorum. Yok, sıkıntı yok. İstediğin gibi. Herhangi bir eksiği yok. İstediğin gibi bakabilirsin. Dilediğin gibi. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi arabaya bakmaya başlarken ilk dikkatimizi çeken şey arabanın tamponuyla kaportasının rengi birbirinden çok farklı. Tampon ya değişmiş ya boyanmış. Ona bakarız. Yani tampon birazcık pembe, araba kırmızı. Tamponun boyandığı çok belli oluyor. Bir de bu çamurlu kısmında sağlam bir göçük mü var? Evet, o göçük oldu. Başka bir yerinde bir şey var mı? Yok, herhangi bir yerinde bir şey yok. Şeyden dolayı da değil o zaten. Bir yere falan çarpmadım. Birisi vurdu. Tekme atmış. Böyle vurdu mu? Tekme atmış. Ama o kadar kötü bir yere tekme atmış ki. Gelin bakın göstereyim. Şimdi arabanın çamurluğunun şu kıvrım noktası var ya. Evet. Şu kıvrım noktasının tam ortasına koyduğu için bu göçük düzeltmeyle çok yapılabilecek bir şey değil. Ya bana kolay bir basit bir işlemi var dedi. Bizim ya vuran kısmı, vuran çocuk tabii kolay bir şey der de tam yo, şeye vurmuş. Vuran yani. Çocuk zaten hiç görmedim ben. Görsem zaten. O başka. Sen de ona mı vurdun? Ya mahallede olmuş zaten. 3-4 tane arabanın camını anladım. Kırmış. Şu cama falan vurmuş. Kıramayınca herhalde hırsını buradan çıkarmış. Neden senin arabana vuruyor? Bir senin tek düşman değil değil mi? Yok, herhalde haplanmış falan bilmiyorum. 3-4 tane arabanın camını indirince. Olan da senin arabayı olmuş. Arabanın şurasında bir göçüğümüz var. Başka bir yerinde bir şey çıkar mı? Bak, yok. Baktıkça. Yani başka bir yerinde önemli bu. Hani 6 yaşında araba, ufak defektlerdeki şeyleri vardır. Yok yani. Sadece dedim hani bir göçük ben var. Ben sana söyledim zaten. Eyvallah. Bir tek orasında bir şey vardı yani. Şimdi kapılara bakalım. Kapılarımızda herhangi bir değişme işlemi var mı? Arabanın içi bej rengi miymiş? Evet. İçinin fotoğrafını görmemiştim. Sadece dışını gördüm. Yani bej rengi olmasına rağmen koltukların temiz sayılır. İçeriye geçince bakarız. Evet, arabamızın şöyle kapı vidalarını göstereyim sizlere. Arabamızın kapı vidaları gayet sağlıklı duruyor. Şöyle gösterelim. Kapılarda herhangi bir oynama işlemi yok. Zaten arkadaşlar bu arabada boya olursa çok net şekilde anlarsınız. Rengi tutturmak çok kolay değil. Aynı tampondaki gibi kırmızı pembe dengesi oluyor. Kapı işleriyle arabanın dışı genellikle aynı renk. Bu plastiği bugüne kadar sökülmemiş mi yoksa sen yeni bir plastik mi yok, çektin? Yok, ben hiç ellemedim. Aldığımda da öyleydi. Ama bu orijinal plastiği değil, ben sana söyleyeyim. Ben bilmiyorum yani. Hiç biri buraya tatlılık yapmış. Normalde arkadaşlar bu kapı içlerine tabii ki de bayiden alırken ince bir şeffaf film çekerler. Ama bu bildiğiniz yani böyle kaplama yapılırken yapılan PPF kaplama. Biz de zamanda yaptığımız için dokusunu iyi tanıyorum. Doğrudur hani. Ama çok bir fikrim yani bu şey olarak. Biraz daha arabaya orijinal havası vermek için yapılmış. Ama jelatinler üstünde diyemem yani. Bu jelatinleri söküleli olmuş. Bu da Instagram hesabımız. O mı? Kardeşimin. O arabaya kardeşim mi biniyor? Yok, ben biniyorum. Kardeşim Instagram'a yazmış. Mi atıyor? Aynen. He, anladım. Aile arabası zaten ya. Öyle anladım. Çok güzel. Dediğim gibi bu kapılar da orijinal. Arabanın genel kondisyonu da güzel duruyor. Jantlar bunda fabrikasyon mu? Yok, ben taktırdım sonradan. 5-6 ay oldu. Jantlar 18 inç. Ne diye geçiyor bunlar? Mallory jant diye geçiyor. Golf ve Jetta'ya takılıyormuş genelde. Güzel durmuş. Birazcık lastiklerin kalmış orta diyebiliriz. Yani. Şimdi sen araba Highline demişsin ama Comfortline geçiyor ruhsatta. Evet, ben onu zaten açıklama kısmında belirttim. Bunu bayiden alan abi benden önceki zaten Rize'den almış bu arabayı. Hı-hı. Benden önceki plakayı da 53'tü zaten. Highline olarak şey yapmış ama bayide sonradan şey oldu işte, araç çıkmamış. Rengi falan, sunroofu, mercek farları falan hep Highline donanımı. Ama işte Comfortline getirmiş. Zaten 2018 çıkışlı araba. Beklemiş biraz da arabayı. Ya araba çıkmış. Comfortline'ın opsiyonlanmış hali mi yoksa ya işte bana dedi, benden önceki sahibi bana şöyle dedi. Ben Highline olarak istedim. O sıfır almış bayiden 2017 yılında. Highline hı. olarak istedim işte sunroof'un olsun, mercek farlarının tamam. her şeyini yaptırayım. Ama işte o yetişmemiş. Hatta 2018'e sarkmış. Comfortline olarak getirmişler araba. O zaman bu araba Comfortline. Ruhsatta Comfortline ise Comfortline'ın opsiyon almış halidir. Highline ise Highline yazacağım. Ha. Öyle işte, bana öyle yani. Dedi. Ben de öyle şey şimdi yaptım. Şöyle, bunlar da arkadaşlar isterseniz yani opsiyonla koltuk ısıtma da alabiliyorsun. Anladın mı? Yani opsiyonla hepsini alırsın. Sunroof'u da alırsın. Mercek farı da alırsın. Bizde de vardı daha önce. Bunlar da opsiyon olarak her şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da opsiyon olarak sunroof alınmış. Bizim için kıymetli. Normalde arkadaşlar bu arabaların belli başlı fiyatları var ama sunroof olunca, kırmızı renk olunca tabii ekstra koyuyorsunuz. Zaten finalde bunu biz konuşuruz. Sunroof olması bizim için kıymetli. Sonradan açma değil, fabrikasyon. Güzel, mercek far güzel. Bunların hepsi ekstradır arkadaşlar. Arabada derli toplu duruyor. Bir sağına sola iyice baktıktan sonra artık bir konuşuruz. Jantların güzel, lastiklerin orta diyeyim. Yine fena değil. Ben 8 ay önce aldım. Zaten kullanım ömrü de 2 sene. Zaten. Bilmiyorum, sıfıra yakındı. Tam sıfır değildi jant aldığımda zaten lastikler de. 7-8 ay oldu işte alalı. Ya tabii biraz dişiler falan aşınmış ama idare eder. Bir lastik markasına bakayım.
olması lazım. Söyleme söyleme, bunların hepsini para alıyoruz bunları söylemek için. Lastiğin markası güzel arkadaşlar. İyi de bir markanın lastiği ama söylemiyoruz. Evet, Arline'ı sen eklemişsin. Aynen, ben onu sonradan ekletmiştim. Silikonla. Silikonla aynı. Aynen, güzel duruyor. Panjur Arline panjuru mu? Yok değil. Bunlar değil. Krom çıta. Ben sonradan şey yaptım yani. Anladım. Kırmızıya güzel gidiyor ya krom. Yok, güzel olmuş zaten. Kırmızıyla kromun uyumu çok güzel. Ama ben olsam, yani bu arabanın binicisi olsam, sen büyük ihtimalle satacaksın diye uğraşmadan tamponu bir kere daha boyatırdım. Ya aynen öyle. Hatta değil ben Arline tam şey dediğin gibi Arline tampon takacaktım ama benim sonradan nasıl olsa satacağım. Bu sefer şöyle olacak arkadaşlar. Bu arabalara dönüşüm yapınca insanların aklında şu oluyor. Şimdi tamponu sen çıkarttın, Arline'la değiştirdin ya. Ulan kafadan kesin bu bir yere girdi diyorlar. Yani durduk durmadık yere çok niye tampon değiştirsin diyorlar. Çok oynanmış araba genelde şey oluyor yani. Kaputta taş sekmelerim var. Kırmızı olduğu için zaten çok belli oluyor. Ama onun dışında boyanın attığı bir yer yok. Büyük çizikler falan da yok. Sadece araba kirliyken şuraya kalp falan çizmişler. Bakarsanız kırmızının üstünde zaten taş sekmelerini görmek çok zor değil. Ekstra olarak yarasa ayna kapağı eklenmiş. Bagaj müsait mi? Bakabilir miyim? Tabii tabii. Buyurun. Bakıyorum karartmalı stop yapılmış mı diye. Yok. Ben... Karartmalı stop yok. Spoiler. Evet arkadaşlar, bugünkü ticaretimizde ateş kırmızı göstermez. Ama nedense böyle boyuyorlar. Ben de bilmiyorum. Arabanın kaputunu açabilir misin sen zaten? Şimdi. Arabanın dış aksamlarını beğendik arkadaşlar. Şöyle vidalarda zaten açıkta göstereyim. Hani bir de arabanın rengi kırmızı olduğu için bir işlem olsa uzaydan bile anlaşılır. Bu arabada bir işlem olmadığı belli. Araba tabii arkadaşlar birazcık kapalı, garajın yok değil mi? Yok. Tabii güneş yediği için birazcık boyasında arkadaşlar ufak solmalar başlamış ama arabayı sağlam bir pastacıyla yaptırdıktan sonra arabanın rengi aynı şu içerideki gibi olacak. Aslında orijinal rengi bu. Biraz bakım istiyor ama dışarıdan kozmetik bir bakım istiyor. Yoksa arabanda kaza, vuruk falan yok. Arkadaşlar bu aracımız 1.4 benzinli. Bak Gökhan, bu çamurlukta ben sana söyleyeyim bir ayar işlemi var. Tamam mı? Bak şöyle göstereyim sana. Şu bak bir de diğer tarafa bakalım. Bak şu arka tarafa bak, görüyorsun değil mi? Nasıl vida öpücü kısmı yerinde. Hani şu alttaki vidaya takozuna bakmanı istiyorum. Gördün değil mi? Hani orijinal, hiç değişmemiş. Bak bir de şuraya bak. Şu alt kısma bak, tamam mı? Bak bozmuşlar burayı. Anladın mı? Alyanla şöyle koyup çeviriyorlar ya. Bak çevirmişler. Ya ben ekspere götürdüm zaten. Detaylı bir ekspertiz yapmıştım arabayı aldığımda. İşte o yaptığımda hiç hani detaylı baktık. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Arka şey kısımda yok de. Ama ön kısımların başlarında var. Tampon da değişik ya da boya. Tampon boyanmış olabilir. Bak tampon boyadır ben zaten. Bilmiyorum. Tampon hiç önemli değil. Plastik parça. Ama bak tampon boyamış ya. Mesela tampondan alınan bir kaza illaki buralara eğmiş demek ki. Yani ben öyle bir kaza olduğunu varsayıyorum çünkü buraları ayar için düzeltmişler. Bak burada da var. Aynı şekilde burada da var. Bak burada zaten anlaşılıyor yani. Hani çok ekstra bir... Bundan biz de şüphelenmiştik aslında. Niye rengi farklı diye. Eksperse götürdük. Plastik aksama bakmıyoruz dediler bize. Ya şimdi ekspertiz var, ekspertiz var. Bunu anlamak için zaten uzay bir araba zaten... bilgisine sahip olmak lazım değil. Acaba kazadan dolayı mı oldu yoksa sadece ya, boyama mı? Ya kazamaz olmasın zaten güzelim kırmızı rengi. Hani böyle bir şeye boyamazlar. Bak şimdi kaza olduğunu ben sana nasıl söyleyebilirim? Burada bak arabanın görüyorsun ki hani öpücük noktalarını bozmuşlar. Buraya alyan girip çevrildi. Çok belli. Şimdi hani ekspertiz var, ekspertiz var. Bazı ekspertiz var yemin ederim sana kaputu açmıyor. Dışarıdan boya takancısı böyle yapıyor. Devam ediyor. Ama burada bak arka kısmı görüyor musun? Arka kısımda bir şey yok. Eğer bak şurada 3 tane tutan şey var zaten, vida var. Eğer bu üçünde de işlem olsa ben derim ki bu çamurluk değişen. Ama senin ikisi orijinal, biri farklı. Derim ki bu çamurlukta bir ayar işlemi yapılmış. Bence yani olabilecek şey sana söyleyeyim. Çünkü kaputu da şöyle göstereyim. Kaputu gösterdim bilmiyorum arkadaşlar, hatırlayamadım ama şöyle kaputu da göstereyim size. Kaput da orijinal. Ben tabii kaputu açınca ilk kaputa bakıyorum. Bakarken kaputun orijinal olduğunu gördüm. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Şimdi önden bir kaza olsa, buralara boya girse bu zaten alüminyum bir şey. Anladın mı? Bunu direkt zaten kağıt gibi katlar. Kaputta da bir şey olur illaki. Ama benim tahminim yani tampon değişmiş. Çamurluk ayaklarında işlem var. Ne olur? Alttan bu mantarlar var ya böyle yolun kenarlarına koyuyorlar. İşte eski sahibi artık kimden aldım bilmiyorum. Ona takmıştır. Çıkarken de o tamponu yerinden çıkartırken hani altına takmıştır. Üstteki çamurlukları kıstırmıştır. O da büyük ihtimalle oradan bir ayar işlemi yapılmış diye tahmin ediyorum. Bilemediğim için hani bir şey diyemiyorum şimdi. Yani olmamıştır da diyemem ama hani ben çünkü zaten tanıdığımız eksperse de götürdük. Şimdi adını burada söylemeyeyim. Yok hani, söyleme söyleme. Tanıdığımız eksperse götürdük. Ya burada ben senin arabanda bir şey var demiyorum. Yok ben önde, seni anladım, ben senin önde yok. Ayar var diyorum. Mesela bayiden sıfır araba getiriyorlar. Bir kere bizim başımıza geldi. Araba Golf muydu? Çok iyi hatırlayamadım. Onda da yine ayar vardı. Bayi getirirken gemide artık sallanmış mı bir şey mi olmuş? Bayi yapmış ayarı. Bayide bile yapılıyor yani. Ama yani ayarsızla ayarlı arasında fark var. Ben sadece onu söyleyeyim. Sadece ayar var dedim. Hani ayar olmasa ayar olabilir. Bugün şöyle dediğin gibi bak biri gelmiş buraya bir tane yumruk atmış. Bunun için bile ayar gerekebilir. Eğer çamurluk ağzı yerinden oynadıysa. Ayar o kadar önemli bir şey değil. Ama ben derim ki bütün artık vidalarda işlem var. O zaman ayar olmaz. Çamurluk olur. Değişen parça olur. Bunu pazarlıkta yardımcı olman gerek. Yani bu işin raconu odur. Mesela pazarlıkta yardımcı olman gereken bir şey var demiyorum yani. Yok anladım ben. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar burada zaten Volkswagen'in parça numaraları var. Bakın şöyle göstereyim. Hepsi burada. Parçayı değiştirseniz parçanın da zaten numarası da değiştiği için arabanın numarası da tutmuyor. Anlıyorsun. Eğer bütün hepsi
değişmiş olsa, yine aynı parçayı taksalar, bu sefer sök tak dediğimiz olay yani. Adamlar sökmüş, boyamış, geri takmış muhabbet oluyor. Ama bu arabada orijinal parçalar birebir. Full orijinal yani, buna bir şey demiyorum. Boya da yok. Ayar işlemleri var. Ön tamponda boya var. Arka tampon alıcı gözüyle bakmadım. Bir de ona bakayım. Sadece ön tamponda boya var. Tabii her güzelin bir kusur vardır. Senin arabanın da kusuru olsun. Anahtarı alabilir miyim? Bir de motorun çalışmasına bakayım. 1.4 benzinli motor arkadaşlar. Bunlar 125'lik oluyor. Aslına bakarsan Jetta'nın dizelleri bir tık daha fazla tutuluyor. Zaten genel olarak bizim ülkemizde dizeller biraz daha tutuluyor ama tabii benzinlisi de Jetta'nın diğer arabalar gibi değil. Gidiyor yani. Hani piyasa olarak da belli bir hızı var. Arabanın zaten arkadaşlar kayışlar mayışlar olması gerektiği gibi çalışıyor. 1.4 motor. Kilometre neydi? 114.000'de. 100.000 bakım yapıldı mı? Yapıldı. Tamam. Kayışların güzel çalışmasından belli zaten. Arabada zaten sessiz çalışıyor arkadaşlar. Sadece kayışın dönme sesini duyuyorsunuz. Benzinli motor. Motorlarda zaten öyle ağam şu an bir ses duymuyoruz. Yağ bakımları falan nasıl? Onları da yaptırdın. Sonra hepsini bir hafta 10 gün önce falan o arada yaptırdım. Bütün büyük bakımlarını yaptırdın. Yaptırdım herhangi bir serviste yerine. Değil dışarıda. Yok. En son şeyine bakımına kadar ondan önceki serviste benden önceki sahibi benim işte abimin yeri olduğu için evet, ben oraya götürdüm. Orada yaptırdım bütün bakımlarını. Anladım. Zaten 100 bin kilometre sonra artık başka bir yerde yaptırmanın da servis yaptırmanın da çok bir ağam şanı emniyeti kalmıyor. 100 bin kilometreye kadar serviste iyi gelmiş yani. Öyle işte yani önceki sahibi hep orada yaptırmış Rize'de. Anladım. Önceki sahibi biraz daha titizmiş. Titizmiş. Yani. Bir de dediğin gibi 100 binden sonra zaten yaptırmış. Yok ben de götürmem bu arada. Tanıdığım olmasa, abim sanayide olmasa ben de belki de hani sanayide şeyde devam etsin derdim yani. Ha, full servis bakımlı diyebilmek için. Full servis bakımlı. Serviste öyle bir saplıyorlar ki inan servise hiç gerek yok yani. Benim de şu an arabanın 500 kilometre kaldı. Vallahi diyorum ki acaba arabanın garantisini mi bozsam yani oralara geldim. Yok yine bu arabanın garantisini bozma boş. Ya bir tane yağ bakımını 15 bin lira yazıyorlar. Ya Borusan yetkilileri ya. Yağ bakımını 15 bin lira almayın. Ayıptır yani. Ben yağımı yanımda getirsem hatta yağ ben değiştirsem fiyatta ne olur ya da en son. Onu bir konuşalım. Ya bile 1500 lira olmuş. Ben ya 1500 lira olmuş. 15 bin liraya değişiyorlar ya. Lan 15 bin lira ne yapıyorsunuz? Arabanın dışı bizim için okey arkadaşlar. Bir de içine bakalım. Ondan sonra seninle konuşalım. Hadi hayırlısı olsun. Gökhan merhaba. Merhaba. Ben de Ali'nin ortağıyım. Merhaba. Arabana bakmaya geldik. Harici bir iki parçada söktek ayar gibi bir şey oldu. Hani biraz senin de moralin bozuldu ya galiba. Ya benim de haberim yok çünkü hani bize de öyle söylemediler. Hani tanıdıklarımız falan. Yani bilmiyorum herhalde sıkıntı olacak bir şey değil onlar. Ya yani. Sıkıntı değil. Onlar çok fazla bir şey değil ama illaki bir pazarlığını yaparız ya. Adettendir diye söylüyorum. Pazarlık şimdi içinde. Rize falan dedin. Rizeli misin? Ben Rizeli değilim. Ben Sinopluyum. Sinoplu musun? Aynen. Ben de Sinopluyum. Neresinden? Biliyorum da Gerzeliyim ben. Gerze mi? Aynen. Gerze hiç hakim değilim ya. Ben Ayancıklıyım. Gerze Sinop'un en güzel yere git görme. Haydi araya şimdi burada sana. Sinoplular birbirine girmesin. Harbiden öyle ama gerçekten yani. Aydın oğlum Ayancı'ya ne dinleyin falan. Adanalı Ayancıklı falan. Güzel ya zaten bir Gerze merkez bir de Ayancık güzel. Çünkü deniz gören kısımlar aynen, onlar. Işte diğerleri içte kalıyor. Bak aynen. Ortaya yolu bulmaya çalışıyorum. Sen hala en güzel yeri Gerze diye burada şey yapıyorsun. Yok ondan değil de. Tamam hadi Gerze olsun. Tamam. Seni mi kıracağım? Arabayı bize ucuza ver de Gerze en güzel yeri olsun. Tamam sıkıntı yok. Şimdi arabanın içine de ben bakacağım müsaitse. Yok müsait. İstersen sen de gel tabii bir sürüşüne de bakalım. Şöyle içine geçeyim. Yani normalde binmeye çok fazla krem tercih etmiyorum ama araç ticaretinde bu kadar seçici olamıyoruz maalesef. Arabanın piyasası bizim için önemli. Çünkü Volkswagen grubunda bu pantolonun rengini bile alıyor krem kumaş. Bir de torpidolarda da böyle krem beyaz. Önceden lüks göstergesiydi bunlar. Ama artık biraz böyle yıllar geçtikçe tuhaf olmaya başladı. Şöyle bir arabayı çalıştırayım. Fenerbahçeli misin? Aynen Fenerbahçeli. Vallahi Allah başka dert vermesin. Ben de Fenerbahçeliyim. Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Vallahi çok yoruldum artık ya. Yapacak bir şey yok. İkimiz de derin bir oh çektik farkındaysan. O sene bu sene mi? İnşallah diye. Bir umut değil bakalım. Mi? Sürekli bir umudumuz var inşallah. Tabii ki vazgeçilen, değiştirilen bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Bir ümit. Şimdi arabanın bir sürüşüne bakalım. Aracımız otomatik vites. DSG zaten. Sen hem vites üstüne hem de el frenin üstüne korumalar yapmışsın. Bunları da ben yapmadım aslında. Bu benden önce vardı. Var mıydı yani. Hepsi? Sen ne zaman aldın arabayı? Ben bu arabayı yaklaşık bir sene oldu. Bir sene. Bir sene önce. Kaç kilometrelerdeydi? Ben 106 bin aldım. Şu an 114 bin. 110 bin. Evet. Çok yani 6-7 bin yapmışsın. Aynen. Onda uzun yolda memlekete Sinop'a gittik. Sinop'a. 3-4 kere da yaptık. Güzel. Şeyden mi gidiyorsun bu Gerze otobanı tarzında aynen. Sahilde bir yol yaptılar? Merkeze giderken galiba. Aynen, ya da Samsun'dan aynen. Gelirken deniz, miydi? Denizli deniz yolundan bir. Aynen. Orası çok güzel bir yol. Samsun yol ayrımından Gerze'ye giriyoruz ya oradan. Da. Aynen. Oraları güzel yaptılar ya. Şöyle bir sürüşüne bakalım. Aracımızda sunroof da var. Jetta'larda çok fazla sunroof'a denk gelmiyoruz. Şöyle bir sunroof'u da açayım. Ya Passat'takiler gibi çok geniş değil. Biraz daha küçük. Böyle boydan boya değil ama en azından iç ferahlığı sağlıyor. Şöyle kapatayım. Şöyle size POV sürüş tarzını göstereyim. Zaten bu eski kasa Volkswagen'lerde alışık olduğunuz düzen, direksiyon, göstergesi olsun, multimedyası olsun, klima paneli ve vitesiyle birlikte. Yani çoğu VAC grubunda görebileceğiniz düzen bu şekilde oluyor. Açıkçası bu düzene çok alıştık. Benim de hoşuma gidiyor. Hani her zaman diyorlar Alman arabalarında eskimeyen bir tasarım oluyor diye. O muhabbet doğru. Yani 2013 bir Golf'e bindiğinizde şu an 2023'te 10
senelik bir tasarım. Yine aynı tasarım Golf 7'de de var. Yani 10 senelik tasarım göze batmıyor. Eski gibi gelmiyor. O yüzden bu tasarımlar güzel. Arabada Bluetooth var mı? Var. Yeni olduğu için olması lazım değil mi? 2013 Golf'te yoktu benim galiba. Sadece CD kart falan vardı. CD takabiliyorduk. Araç orijinal basıklığında değil mi? Şey yok. Önde yani koliver var. Koliver mı var? Aynen. Biraz ön böyle şey ama yüksekte kullanıyorsun galiba. Orijinal gibi duruyor. Yok, basıktı. İşte köye gittim geldim memlekete. O yüzden kaldırdım. Anladım. Önde koliver var. Bizim oralarda çok fazla asfalt yok. Köy yolu çünkü. Aynen. İyi yapmışsın. Yoksa arabanın altı bayağı sürterdi. Bu arabanın zaten hatasız boyasız olduğunu çok düşünmüyordum. Yani şeyinden değil. Lafına tabii ki güveniyorum ama bu tarz renklere çok nazar değiyor. Yani biz de daha öncesinde kırmızı, mavi bu tarz renklerde araç aldık. İlla ki bir iki parça bir şey çıkıyor. Nazarını çıkarmak için. İşte aynen. Yani her güzelin bir kusuru vardır. Ali de söyledi. Yani bir şey çıkıyor yani. Bu arabaları hatasız boyasız sadece garajda tutabiliyorsunuz. O yüzden bu kilometrelerde yine bu kaportada olması güzel bir detay. Daha önceki sahibi Rizeli miydi? Rize'den mi aldın sen? Ya Rize, ben Rize'den almadım. Adam Rizeliydi. İstanbul'da Arnavutköy'de jandarmaydı. Jandarma trafikti herhalde. O abiden aldım. Allah razı olsun. O da çok yardımcı olmuştu zamanında. Araçta sanki sigara içilmemiş. Çünkü sigara kullanmıyoruz. Evet, ondan. Sende de yok. Hem kokudan dolayı hem de şu direkleri falan göstereyim. Sigara yanığı falan bulunmuyor araçta. Gayet güzel. Arabanın gidişinde herhangi bir vuruntu, takırtı, tukurtu yok. Çünkü basık arabalarda amortisörler biliyorsun ses yapıyor bazen. Ama hor kullanılmamış araba. Sen de zaten bir senede 6000 yaptım diyorsun. Biz bazen yeri geliyor. Bir ay içinde yapıyoruz o kilometreyi. Arabayı satacağım diye de yakıtı galiba. Ondan değil işte. Yeni geldim. Yeni mi memleketten? Aynen, yeni geldim. Kar falan var mı oralarda şu an? Bolu'da falan biraz var da havalar iyi. Buradan iyi şu an. Sinop'ta değil mi? Aynen. Burada çok yağmur var ya İstanbul'da. Maşallah var. Araban güzel. Genel hatlarıyla hoşumuza gitti. Yani dediğin haricinde de herhangi bir şey yok. Sadece bizim için pazarlık kısmı önemli. Normalde hani hızlı olduğu zaman piyasa ticaretlerimizi daha korkusuz bir şekilde düşünmeden yapabiliyorduk. Ama şu anda çok şey hesap etmemiz lazım. Faizden, krediden, piyasanın durumuna kadar birçok şeyi süzgeçten geçirip öyle hamlemizi yapıyoruz. Biz sana bir teklif verelim. Eğer senin için makulse, senin de aklındaki rakama yatıyorsa anlaşmak isteriz olur, yani. Olur, sıkıntı yok. İnşallah anlaşırız yani. Tamamdır. O zaman mekana doğru geçelim. Orada da çünkü grafiti falan yapmışlar. Güzel bir mekandı. Orada finali koyalım. Pazarlığımızı yapalım. Gökhan şöyle sana anahtarı teslim edeyim. Aracın bizim hoşumuza gitti. Açık konuşayım. Ama dediğim gibi biraz piyasanın üstünde yazmışsın. Haklı olan sebeplerin de var. Aracın full, sunrooflu, işte jantından olsun rengi zaten ekstra 50 bin lira. Yani bu tarz detayların var. Yiğidi öldürüp hakkını yemiyoruz. Ama pazarlıkta da biraz yaklaşmak istiyoruz. Çünkü şu anda nakitin gücü dediğimiz bir durum var. Biz de birkaç arabamızı sattık. Şu anda tekrardan araba alımlarına başladık. Araba bakıyoruz. Senin araban da hoşumuza gitti dediğim gibi. Dediğin haricinde de yani önemli saymayacağım. Bazı iki parça şeyi çıktı. 1 milyon 100 yazmışsın ilana. Bizim kafamızdaki rakam açık konuşayım 1 milyon gibi. Bilmiyorum, sen de çok öldürdün ya reis valla. Gerze Sinop'un en iyi ilçesi demeseydim ben biraz daha sana yaklaşmak isterdim ama inan ki. Yok ya, ondan ziyade şimdi ben ilandaki fiyatlara da bakıyorum. Yani en düşüğü 4-5 parça boyalı beyazları falan 1050'ye falan gidiyor diyorlar. Bilmiyorum, piyasa durgun dediğiniz evet. Gibi aşağı doğru da gidiyor. Ha yani şimdi bu arabanın ekstraları da var. Hani ucuza da vermek istemiyorum. Zaten bilmiyorum, kırmızı sunrooflu falan şeyleri 135-150 falan yazıyorlar ilanda. Ama bilmiyorum, ben hani ben de arabayı değiştireceğim. Bir üst segmente geçmeyi düşünüyorum. 1 milyon düşük dedin yani. Ya şu anda şöyle bir durum oluştu. Yaklaşık zaten bu faiz arttırımı 3-4 aydır var biliyorsun. Yazdan beri aslında piyasa durgun ama şu anda artık yani durmuş yani. Yani durgunla durma arasında çok fark vardı. Bildiğin durdu. Şu anda herhangi bir satış yok. Noterler bomboş. Hani yılbaşından sonra ne olur ne olmaz. Bu detayını bilmiyorum. Biz de sonuçta 1 milyon üstünde 1 milyon gibi bir para bağlayacağımız için hani ortada faiz gerçeği de var. Faize yatırıp da bu parayı kazanalım demiyorum ama yatan para 1 milyonda 45 bin lira kazanıyorsa benim işlettiğim para yatandan daha fazla kazanması lazım. En doğru açıklama benim için bu olması lazım. Çünkü bunun vergisi var, faturası var, benim aylık giderlerim var, uğraştığım var. Hani yatan paradan uğraşıyorsam bu kadar daha fazla kazanmam lazım. Bu hamlelerimi de ona göre yapmak durumundayım. Yani bu şekilde açıklıyorum. Hani senin düşündüğün son bir rakam var mı yani aklındaki ya rakamı da öğrenmek isterim. Piyasada şimdi en fazla 20 lira da almam yani. 1080, 1075 liraya falan en düşük vereceğim fiyat o. Çünkü ilandan falan mesaj atanlar da oldu. Hani 1020'ye falan yarın gelelim alalım falan dediler. Hani ben babama da sordum. Hani ben kardeşime falan da danıştım. 1.20'ye vermeyelim dediler. O zaman piyasanın açılmasını bekleyelim dediler. Yani açıkçası o fiyattan aşağı vermeyi de hani ben düşünmüyorum yani. Anladım. Sen bundan sonra nasıl bir arabaya geçeceksin? Ya Passat yani alabilirim. Bir şey varsa belki diye. Audi belki alabilirim. Ha belki bir çıtırından F30. F30 yani var mı yani düşünürseniz? Var bizde de F30 var da şey ne alacaksın diye sormamın sebebi şu anda takasla dönüyor zaten ticaretler. Belki bizim vitrinimizde olan bir arabaysa takas yaparız diye şey yapmıştım. O da şey olabilir yapmıştım. Yani bakalım. O zaman F30 falan düşünüyorsan Passat da var bizde. F30 da var. Ben sana onların detaylarını WhatsApp'tan atayım. Eğer yok
yok, bunlar bana uymaz deyip kendi arabanı bulursun. Belki bayiden sıfır bir araba düşürürsün. Bana nakit lazım dersin. Benim verdiğim teklif aklında olsun. Benim arabalarımı beğenirsen de takas fikri aklında olsun. Değerlendirmiş oluruz. Yani bizde takas farklı gibi bir durum yok. Yani iki arabanın da değeri bellidir. Alta verilecekse veririz, üste verilecekse veririz. Bu durumda ayarlanır yani. Herhangi bir problem yok. Biz her zaman ticarette yapıcı taraf oluyoruz. O yüzden kafanda bir soru işareti olmasın. Bizim arabalarımızı beğenirsen seninle tamam, ticaret yapmak isterim. Bakalım anlaşırsak inşallah. İnşallah hayırlı uğurlu olsun o zaman. Tamam. Kısmet diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica arabanı ederim, da bizlere açtın. Kendinle muhabbetinde keyif verdin videoya. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videosu bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanda çıkan Instagram'lardan da anlık olarak storylerimizi atıyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.